Hani zaman zaman söylenir, her insanın bir öyküsü vardır diye. Kiminin sıradan bir hikayesidir bu, yüzeyseldir. Kiminin ise hani bir ölçüde ders alınacak türden, yani oldukça derin. Hani öyle öyküler vardır ki bunlar ya topluma anlatır veya topluma yön verir. Ya da aynı öyküler bir ülkenin yazgısını doğrudan veya dolaylı etkileyebilir. Kimi öyküler ise insanlar için evrensel bir öğreti niteliğindedir. Bugün ele alacağımız öykümüz ise pek bilinmeyen bir insan hikayesi gibi gelse de hani biraz merceği büyütünce bir ulusun kaderinin bir insanın hayalleriyle nasıl şekillenebileceğine de işaret ediyor gibi. İstanbullu Corinne Hanım'ın hikayesinden söz edeceğim bugün biraz size. Daha açık ismiyle Corinne Lütfü hanımefendi. Osmanlı'nın hastalıklı günlerinde Mustafa Kemal'in özellikle Sofya'daki askeri ateşelik görevine denk gelen bir zaman dilimini düşünün biraz şimdi. En yakın ve güvendiği asker arkadaşlarından bile bir sır gibi sakladığı, olacaksa nasıl bir cumhuriyet olmalı hayaline, Türk toplumunun ümmetten ulus bilincine geçiş döneminin nasıl olabilmesi gerektiği yönündeki düşüncelerinde ve elbette toplumsal doku içinde nasıl bir cumhuriyet kadını olmalı planlarında hep simge olarak gördüğü söylenen bu Corinne Hanım kimdir? Gelin isterseniz bu sorunun yanıtını bir anlamda en yakın bir isimden ve önemli belgelere dayanarak almaya çalışalım. Bu kişi ise Corinne Lütfü Hanım'ın yeğeni, 3 yıl önce Almanya'nın Dortmund kentinde yitirdiğimiz ve benim de şahsen yakından tanıdığım gerçek bir İstanbul hanımefendisi Melda Özverim'in emekli hekim eşi Doktor Tuncay Özverim'den alalım. Emeklilik dönemini İstanbul'da yaşayan Tuncay Özverim aslında hekimliği kadar tarih ve araştırmaya ve arşivlere büyük önem veren bir şahsiyet ve eşinin vefatından sonra Corinne Hanım ve ailesine ait neredeyse 150 yıllık hatıralar ve kimi belgeler, fotoğraflar artık onun tek elinde diyebilirim. Almanya'dan Türkiye'ye dönen Doktor Tuncay Özverim yıllar önce Frankfurt'taki bir konferansta yaptığımız ve merhum eşi Melda Hanım'ın da dahil olduğu uzun bir kahve muhabbetimizin de keyfine sığınarak İstanbul'da buluşmamızı öneriyor. Buluşma yerimiz ise Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ne çıkan ara geçitlerden biri olan Ayhan Işık Sokağı oluyor ve bu arada o yerdeki Özverim Apartmanı. İşte bu bina Corinne Lütfi Hanım ve oğlu Ricardo yani Reşat Lütfi'den geriye kalan anılar ve bir dizi belgenin de bulunduğu mekan diyebilirim. Tuncay Özverim burayı bir anlamda müze ev diye tanımlıyor. Çünkü hemen her odada Corinne Lütfi Hanımefendi'nin yani eşi Melda Hanım'ın öz teyzesi olan ve Cumhuriyet kadını hayalinde Mustafa Kemal'e büyük bir ilham oluşturan o İtalyan kökenli Levanten bir entelektüel kadının izi dolaşıyor. Yani bir anlamda Mustafa Kemal'in henüz bir genç asker iken gece gündüz üzerine kafa yorduğu, kitaplar okuduğu ve asla kimselerle paylaşmadığı o Türkiye Cumhuriyeti hayaline önemli bir ivme kazandırmış, simge oluşturmuş bir kadının ruhuyla baş başayız işte bu mekanda. Doktor Tuncay Özverim alışılmış, rahat kişiliğinden biraz uzak ve konu Corinne Hanım'ın hatıraları olunca biraz heyecanlanmaya başlıyor ama bir şekilde söze bir yerden de giriyor. Beni çok etkileyen, şu anda bulunduğum mekanın bana anlatmakta büyük zevk verdiği ortamın Corinne Hanım'ın hatıraları. Onları anlatmaya başlamak istiyorum. Corinne Hanım üzerinde bilgi vermek bana ayrı bir zevk veriyor. Bir kere Corinne Hanım'ın kız kardeşi Edibe Hanım kayınvalidem oluyor yani eşimin annesi. Bu aile bir İtalyan kökenli bir Levanten ailedir.
İtalya'nın Ligurian kısmından gelmişlerdir. Hatta bir kısmı sonra soyadı olarak Linguri soyadını almışlardır. Neyse, bilinir ya da bilirsiniz. 18. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'a Avrupa'dan çok gelen olmuştur. Bu gelenler lisan bildikleri için hemen iyi pozisyonlara geçmişler, saraya kabul edilmişler, çoğu da tercüman olarak vazifelendirilmişlerdir. Eşimin büyük babası da bu vesileyle sarayda hem tercümanlık yapmış hem de kardeşi orduda hizmet etmiştir. Bu Levanten ailelerin büyük özelliklerinden bir tanesi aşırı lisan kabiliyetleridir. Yani ben bunu eşimde de hissettim. Şaşırıp kalırsınız. Çok kısa bir zamanda İtalyanca'dan İspanyolca'yı, Fransızca'dan Almanca'yı öğrenebilirler. Neyse, bu lisan kabiliyetleri dolayısıyla da Osmanlı'nın geçen yüzyılın sonunda sarayda sözü geçen ekiplerinden biri olmuşlardır ve bu sayede de çocuklarını iyi yetiştirmişlerdir. İyi yetiştirmiş derken neyi kastediyorum? Mesela kızlarını Avrupa'da okutabilmişlerdir. Mesela Corinne Hanım'ı Paris Üniversitesi'nde, konservatuvarında okutmuşlardır. Bu ne demektir? Corinne Hanım bahsettiğimiz, yani eşimin teyzesi, hem lisan bilir, hem müzik bilir ve netice nereye geliyor? Atatürk'ü neden etkilemiştir? Kilit noktamız Corinne Hanım'dan Atatürk'ün ilişkisi. Daha doğrusu Corinne Hanım'ın ailesini anlatırken bunu söylemeye mecburum. Çünkü burada eğer ben bunu anlatıyorsam Corinne Hanım'ın hatırasını hem tanıtmak hem onun değerini bilinmeyenlere göstermek ve anlatmak istiyorum. Oldukça sancılı günler geçiren Osmanlı'da işlerin adeta Allah'a emanet edildiği bir zaman dilimi yaşanıyor. Döneme yön veren İstanbul Hanedanlığı, durumu idare edebileceği kadar yönetmeye çabaladığı, daha doğrusu açıkça kendi haline bıraktığı o yıllarda Mustafa Kemal gibi genç bir askerin hayallerinden de elbette haberi olamazdı. Bir tek Corinne Lütfi Hanım'ın dışında. İyi de Mustafa Kemal ile Corinne Hanım'ın tanışması nasıl mümkün olmuştur acaba? Yine Tuncay Özverim'e kulak veriyoruz. O kadar tatlı bir tanışma ki. Şimdi bakın, Corinne Hanım Harbiye'de oturuyor. Pangaltı'da. Pangaltı'daki evinin karşısında bugün askeri müze olan 1. Ordu. Ve orada Mustafa Kemal ve bir erkek arkadaşı talim yapıyorlar. Talimde bunlar askerlere kumanda veriyorlar. Kumanda verenlerin beylerden bir tanesinin sesinden bizim Corinne Hanım etkileniyor. Şimdi diyeceksiniz ki bir sesten etkilenir mi? Etkilenmek ne demek? Sonra tanışıp evleniyorlar bile. Şimdi bu Ömer Lütfi Bey Atatürk'ün arkadaş. Kader evlendiklerinin senesinde Balkan Harbi çıkıp da Ömer Lütfi Bey Balkan Harbi'nde vefat edince Atatürk arkadaşının evine, arkadaşının eşine taziyeye gittiğinde o evdeki yaşamı görüyor. O evdeki yaşam nedir? Bunu
Osmanlı ailelerinde pek göremezsiniz. Nedir? Bir evin hanımı misafirlerine sadece kahve ikram etmez, onlara piyano çalar. Hatta sadece piyano da çalmaz, hem söyler, aryalar söyler, hem de o gün oraya gelen misafirlerin içinde şairler vardır, yazarlar vardır. Bunlar iştirak ederler o topluluğa. Yani Fransızların salon dedikleri bu toplantıda Corinne Hanım ev sahibi olarak bir rol oynamaktadır. Ve işte Atatürk buna bayılmıştır. Atatürk'ün istediği cemiyet hayatı budur. Atatürk kadın erkek ilişkilerinde bir kadının erkeklerin arasında cesaretle konuşabilmesini, kültürünü, dolayısıyla çevresinden aldıklarını paylaşmasını istemektedir. Türk kadınını Corinne Hanım'ın hayalinde eder. Ve bu yerdeki projelerde, hatta Cemal Kutay'ın sonla beraber olduğumuz zaman kendisi demişti, Atatürk'ün ideali demişti, Corinne Hanım gibi bir Türk kadını yaratmak. Sonra Atatürk'ün meraklarını biliyoruz. Kitap okumasını çok sever. Binlerce kitabı vardır ve sadece almak değil, bunların içine inerek, manasına inerek, öğrenerek ve lisan, farklı lisanları öğrenerek başka lisanlarda kitapları okumayı da merak eder. En çok merakı da Fransızcadır. Selanik'ten biliyoruz, orada da bir hocası olmuş fakat ilerletememiştir. Fransızcasını Corinne Hanım'la ilerletmek ister. Çünkü Corinne Hanım'ın evinde bazen Türkçeden çok Fransızca konuşulmaktadır. Gelenler arasında Namık Kemal'in yeğeni bile vardır. Keman çalan tanıdıklar vardır. Yurt dışından gelen misafirler vardır. Ve Atatürk, şimdi biraz anekdot gibi olacak ama Cemal Kutay anlattığı için anlatıyorum. Rauf Orbay ile beraber gidiyorlar bir gün. Atatürk'ün o kadar hoşuna gidiyor ki bu topluluk. Diyor ki, ya Rauf diyor, biz buraya başkalarını da getirelim diyor. Ve Corinne Hanım'a diyorlar ki, sevgili Corinne Hanım, ya çok güzel bir toplantı ve bu burada olanları arkadaşlarımıza da görmek, göstermek istiyoruz. Ama nasıl getirebiliriz? Corinne Hanım diyor ki, iki kişi getirin diyor. Şimdi bunu Cemal Kutay bana gülerek anlattı. Çünkü ben de bunu pek komik buluyorum. Dışarı çıkıyorlar. Atatürk Rauf'a diyor ki, Rauf Orbay'a, ya diyor, sen iki, ben iki mi, yoksa ikimiz mi kişi getireceğiz? Şimdi bakın, Atatürk'ün özlemini ve harplerde sadece savaşmış, boğuşmuş. Savaş dediğiniz bugünkü gibi konforlu. Harp her zaman harptir ama eski harplerdeki o açlık, pislik, rezalet, sefalet diyeceğim. Onları yaşamış biri olarak Corinne Hanım'ın evi onun için bir cennet. Corinne Hanım'ın evinde Batı müziğini dinliyor. Sonra biliyoruz ki Sofya'da da etkilenmiştir Sofya'daki hayatından. Ve Sofya'daki operaya hatta gittiğinde çok meşhur bir sözdür. Operadan sonra biz Balkan Harbi'ni niye kaybettik demiştir. Sonra düşündüm, bir insan operaya gider de ya biz Balkan Harbi'ni nasıl kaybettik der mi? Neden? Bir opera çünkü, bir opera sadece bir temsil değildir. Opera bir konser değildir. Opera bir tiyatro eseri değildir. Opera bir organizasyondur. Işıkçısından, koreografisinden, balesinden, sahneye koyuşundan. Yani opera dediğiniz zaman bir komplekstir. Ve bunu bir Osmanlı'nın, Türk'ün
yapamayacağını anladığı içindir ki Balkan Harbi'ni kaybettik demiştir. Balkan Harbi'nde biliyorsunuz, Balkan Harbi zamanında İstanbul'da opera yok muydu? Evet, ama hepsi gayrimüslimlerin elindeydi. Mustafa Kemal'in adeta sırlarını paylaştığı bu mektuplaşma sürecinden bugüne dek geriye kalmış çok sayıda el yazması mektuba sahip olmanın Özverim ailesi açısından büyük bir hazine olduğunu belirten Tuncay Özverim, bu mektuplardan birini okurken bunun Ulu Önder'in genç yaşında kurduğu o cumhuriyet hayalini nasıl da içselleştirdiğine de işaret ediyor. Belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kuruluş felsefesinin başladığı yıllar. 1923'te kurulan Cumhuriyet, Atatürk'ün Sofya'ya gidişi 1913. 10 sene var. Fakat Atatürk Sofya'da çok etkileniyor. Sofya o zaman modern bir Avrupa şehri. Tiyatrosundan, operasından, cemiyet hayatıyla bir Doğu şehri değil, bir Avrupa şehri. Operaya gidiyor, etkileniyor. Balkan Harbi'ni niye kaybettik dediği meşhur opera. Operayı seyredip de Balkan Harbi'ni nasıl kaybettik demek kolay gibi gelir ama opera opera değildir. Çünkü opera bir sistemdir. Opera bir tiyatro eseri, bir bale, bir konser değildir. Sofya'da etkilenen Atatürk'ün Sofya'ya gitmeden evvel kurduğu Korin Hanım'la olan arkadaşlığında Atatürk'ün arzusu Fransızcasını ilerletmek, sarayda vazifeli bir paşanın kızı Korin Hanım'dan ilişkisini devam ettirmek ve bu arkadaşının hanımının açık sözlülüğüne kendine verdiği güvenle ondan bir sırdaş gibi yazışmak. Ve bu sırdaş gibi yazışmanın arkasında bize bugün miras kalan Atatürk'ün Cumhuriyeti kurma felsefesinin mektubu var. Ne şanslıyım ki bu mektuba sahibim. Ve bu mektup ailemizin bir hazinesi gibidir. Çünkü bu mektup çok yazar tarafından kullanılmış, işte Atatürk budur dedirten bir mektup ve bir yazıdır. Size Sofya'dan yazdığı bu mektubun bir paragrafını okumak istiyorum. 12 Ocak 1914 yılında yazılmış. Daha İkinci Cihan Harbi bile çıkmamış. Ve ...1915 yılında yazmışım, vatanın her köşesinden gelmiş Mehmetçikler için Çanakkale'de sonra tarih yazacaktır diye yazmışım. Bakın, mektubu okumaya devam ediyorum. Benim itirazlarım var. Hem de pek büyükleri. Fakat bu itirazlar yüksek yerler işgal etmek veya büyük paralar elde etmek gibi maddi emellerin tatminiyle ilgili değil. Ben bu itirazların gerçekleşmesini vatanıma
büyük faydaları dokunacak. Bana da liyakatle yapılmış bir vazifenin canlı iç rahatlığını verecek büyük bir fikrin başarısında arıyorum. Bütün hayatımın ilkesi bu olmuştur. Ona çok genç yaşımda sahip oldum. Ve son nefesime kadar da onu korumaktan geri kalmayacağım. Corinne Hanım ile Mustafa Kemal arasındaki bu sırdaşlık ilişkisinin içeriğinin onun silah arkadaşları tarafından bilinmemesinin de bir sebebi olmalı diye düşünüyoruz. Elbette var diyor Tuncay Özverim ve bunun kendince haklı sebebini ise adeta bir sır verir gibi gülümseyerek anlatıyor. Ne kadar etkileyici. Genç yaşımda diyor. Genç daha 1914 yaşı 14 20 daha dersek ki 34 yaşında daha. 33-34 yaşında genç yaşımda diyor. Buna demek ki ilham mı olmuş? Bazılarına göre inanılmaz bir güç müdür nedir? Bu mektubu yazan birinin bu duygularını arkadaşlarıyla paylaşması gerekir değil mi? Arkadaşları Rauf Orbay, Kazım Karabekir, Cebesoy, Fuat Cebesoy. Hiçbirinin haberi yok. Kimin haberi var? Corinne Hanım'ın. Corinne Hanım çünkü Atatürk'ün sırdaşıdır. Corinne Hanım'la ilişkisinde Corinne Hanım'ın ona verdiği itimatla ona kendini açmıştır. Bunu eğer açsaydı ortalıkta Enver Paşa'nın kulağına gitmez miydi? Ve senin kafan karışık deyip canını okumazlar mıydı? Yani Atatürk'ün bunu kimsenin bilmeyeceği, kimsenin duymayacağı bir yere söyleme arzusunu hissediyoruz. Ve bunu Corinne Hanım da gerçekleştirmiş oluyor. Ve ne mutlu bize ki böyle bir mektup elimizde. Ve bu mektuptan Atatürk'ün daha bu yıllarda, daha Cihan Harbi başlamadan bile ileride yapmak istediği projeler hakkında bakın ne diyor? İtirazlarım var diyor. Bu itiraz da zaten onu en sonunda Cumhuriyeti kurdurtmuştur. Karşıtlarına rağmen. Mesela Rauf Orbay padişahçıdır. Rauf Orbay sadık biridir ama ben padişahın ekmeğini yemeğini yedim. Onun aleyhinde konuşamam, yapamam demiştir. Şimdi çok arkadaşlarından sıkıntı hale uğradıkları vardır biliyoruz. Fakat bu itirazlardır ki bugünkü cumhuriyeti kurduran kuvvet o itirazların içindedir. Ve bakın ne diyor? Bu itirazlarımın gerçekleşmesini vatanıma büyük faydaları dokunacak. Nedir? Çökmüş Osmanlı'yı çöküntüden kurtararak yeni bir dünya, yeni bir vatan yaratmak. Yani ve büyük bir fikrin başarısını da arıyorum. İşte o fikir nedir? Cumhuriyet. Bütün hayatımın ilkesi bu olmuştur diyor. 33-34 yaşında bir gencin bunu yazması sensasyonel bir olaydır. Ve ben bu olayın büyüklüğüne her gün biraz daha inanarak, biraz daha hayranlıkla hatta 13 Aralık tarihinde her sene arkadaşlarımla paylaştım. 1913 2000'de başlayın. 2003, 2013, 2014 her sene 13
pardon 12 Ocak 1914 12 Ocak tarihinde her sene arkadaşlarımla paylaştım bu mektubu. Bazılarından çok büyük reaksiyonlar geldi. En büyük reaksiyonu da Zülfü Livaneli'den geldi. Zülfü Livaneli hatta bir gün yazdığı gazetede Tuncay Özverim Almanya'da doktor tanıdığım diye yazdı. Bana böyle bir şey gönderdi. İnanamıyorum ama işte Atatürk budur dedi. Atatürk'ü tanımayanların, anlamayanların bunu iyice anlamaları lazımdır dedi. Ve bunu kendisinden sonra kitap fuarlarında çok beraber oldum. Kendisine hatırlattım. O da teşekkür etti. Teşekkür etmesine lüzum yoktu ama çünkü bunun duyulmasını, çok insan tarafından bilinmesini arzu ediyorum. Corinne Hanım'a olan saygımdan, sevgimden ve bunun ehemmiyetini bildiğimden. Tuncay Özverim'in 3 yıl önce Almanya'nın Dortmund kentinde vefat eden eşi merhum Melda Hanım'ın, Mustafa Kemal'in sırdaşı olan Corinne Hanım'ın öz yeğeni ve tek varisi olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Özverim, merhum eşi Melda Hanım'ın hatıralarını kimi belgelerin ışığında Bir Dostluğun Öyküsü adıyla kitaplaştırdığını da ekliyor. Bu kitaba ön sözü ise Atatürk'ün zamanında çok güvendiği, sevdiği silah arkadaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ten sonra ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün oğlu merhum Profesör Doktor Erdal İnönü'nün yazdığına işaret ediyor. Tuncay Özverim söyleşimizde ayrıca bu hatıra tarih boyutlu kitabın mutlaka ama mutlaka yapılması, yayınlanması fikrinin de bizzat Erdal İnönü'den geldiğini sözlerine ekliyor. Evet değerli izleyenler, bir hüzünlü soğuk kapalı Eylül akşam sularında İstanbul'un Beyoğlu semtindeki bir evde Tuncay Özverim ile Corinne Hanım Mustafa Kemal eksenli o özel sohbetimiz kimi ilginç ve tarih kokan önemli ayrıntılarla, örneğin Mustafa Kemal'in Sofya'ya giderken yolda kaleme aldığı ilk mektubu ile de devam ediyor. Mustafa Kemal ile Corinne Hanım'ın mektuplaşmaları tabii Mustafa Kemal'in İstanbul'dan ayrılmasından sonra oluyor. Çünkü o ana kadar evin misafiri olarak cumartesi günleri, İstanbul'da olduğu günler ve Corinne Hanım'ın babasının da sarayda olması dolayısıyla eve zevkle kabul edilen bir misafir Mustafa Kemal. Sonra konuşmalar kesiliyor. Sebebi Sofya'ya tayin oluyor. Sofya'ya gidince haberleşmeye, mektuplaşmaya başlıyorlar. Ve biraz evvel okuduğum o itirazlarım vardır dediği denen paragraflı olan mektuptan başka çok mektup var. En orijinal mektupların bir tanesi de nasıl söyleyeyim? Özverim Apartmanı'nın sırrı diye televizyonda hatta bir gazeteci var Sezai Gülşen televizyonda anlattı. Anlatılmaya değer çünkü evde atılmaya hazır evraklar arasında neşredilmemiş diye bir zarf buldum. Reşat Bey vefatından sonra. Reşat Bey'in vefatından sonra eve geldim ve neşredilmemiş denen mektupların içinde Atatürk'ün Sofya'dan yazdığı ilk mektubu buldum.
İlk mektup nasıl başlıyor biliyor musunuz? Sirkeci'den trene bindim. Tren erken kalktığı için beni ağırlamaya gelenler vaktinde gelemediler. Sofya'ya gittim, Bulgarya Oteli'ne gittim. Yolculuğunu anlatıyor. İki uzun sayfa ve hiçbir yerde neşredilmemiş. Ben şaşırdım kaldım. Eşim Melda, ya dedi, bu Kemal'in yazısı dedi. Sanki arkadaşıymış gibi, altta Kemal yazıyor çünkü. O mektup bir tanesi. Ondan sonra Sofya'dan mektuplar, sonra İstanbul'a döndükten sonra, biliyorsunuz Sofya'dan sonra da Çanakkale'ye gidiyor. Çanakkale'den yazdığı mektuplar da çok enteresandır. Çünkü Çanakkale'de ki mektuplarda bazı görüşlere, çok samimi görüşlere yer vermiştir ve bu bazı Mustafa Kemal diyeceğim artık Atatürk olduktan sonra Atatürk düşmanları tarafından Atatürk'ün aleyhine kullanılmıştır. Neden? O mektuplarda Atatürk'ün kullandığı bazı cümleler bazıları tarafından işte cennete inanmıyor, işte şeye inanmıyor gibi dedikodular yaratmıştır. Bunun sebebi de samimiyetle yazdığı, Konya'nın yazdığı mektubun içindeki şu cümlelerde yatıyor. Diyor ki Mustafa Kemal, Korin diyor, Çanakkale, benim askerlerim ölüme giderken ölmeyi düşünmediler. Onlar için cennet, huriler, şimdi bakın, cennet ve huriler, askerlerimin bu düşüncelerine respektim, saygım var. Ama ben inanmıyorum. Şimdi bakın, eğer bir cümlenin içinde, paragrafın içinden cümleyi çıkarırsanız Allah'a inanmayan bir tabir çıkıyor. Bu beni çok üzer. Neden derseniz, o kadar saygılıdır ki başkalarının düşüncesine Mustafa Kemal ve Atatürk. Benim zaten hayranlığımın da bir sebebidir. Ve Korin Hanım'a yazdığı, Çanakkale'den yazdığı mektupların bir tanesinde de mesela bana kitap gönder der. Harbin içinde okumayı seven biridir. İlişkilerini, yani Korin Hanım'la Atatürk ilişkilerindeki samimiyeti anlayabilmek için mektupları okumak gerekiyor zannediyorum. Tuncay Özveri Mustafa Kemal ile Korin'le Lütfi Hanım arasındaki bu sırdaşlık ilişkisinin kimi çevrelerce nedense zaman zaman farklı noktalara da çekilmeye çalışıldığını hatırlatarak bu ilişkinin güzel bir dostluktan öteye asla gitmediğini, teyzesi Korin Hanım ile uzun süre birlikte kalan merhum eşi Melda Özverim'in sağlığında sık sık kendisini anlattığına ve bıraktığı yazdığı notlara da dayandırıyor. Hatta İstanbul'u işgal eden İngilizlerin Mustafa Kemal'in bu şehirde girip çıktığı tüm olası adresleri, günlük hareketlerini yakın takibe almasını, hatta bu evi de gözetlediklerini sözlerine ekleyerek Atatürk yüzünden Korinna Hanım'ın da 19 gün gözaltında tutulduğuna mutlaka değiniyor. Doğru. Benim şahsi intibam Atatürk'ün çekiciliği, Atatürk'ün fiziksel bakış gücü, nasıl söyleyeyim, bunu kadınların daha iyi bilmesi lazım.
muhakkak ki çok kadını etkilemiştir. Bu kadınların içinde Atatürk'e hayranlık duyanların sayısı çoktur. Atatürk'te bir erkek olarak, bekar bir erkek olarak daha latifhanem yoktur hayatında. Bir sürü ilişkiler içine girmiş olabilir. Girmiştir. Fakat tanıdığım kadarıyla ve bildiğim kadarıyla ve biraz da meraklıyım bu mevzuda diyeyim. Korin Hanım'la olan ilişkisinde ki ilişkinin samimi bir arkadaşlığın ileri gitmediği kanaatindeyim. Hatta çok meraklı bir araştırmacı ve bu ana kadar Atatürk üzerine yazılmış en çok satan kitap sahibi Yılmaz Özdil bile Atatürk'ün iki hanımdan etkilendiğini hayatında, birinin Korin Hanım olduğunu söyler. Fakat ve Korin Hanım'la olan ilişkisi de samimi bir arkadaşlık hududunu geçmemiştir der. Bir gazetecinin böyle yazması, hele araştırmacı, sensasyonel arayan, her gazeteci sensasyonel, değişik bir şey arar. Başkasından farklı bir şey yazarak gazetecilik damarı mı diyeyim, yani gazeteciliğini ortaya koymak ister. Eğer Yılmaz Özdil gibi biri bunu yazıyorsa, bence doğru demektir. Ve benim de hissim öyledir ki, bunu ben eşim Melda'nın anlattıklarından, çünkü eşim Melda, Korin Hanım'la Roma'da yaşamıştır. Biliyorsunuz, Atatürk Cumhuriyeti kurduğu zaman artık Korin İtalya'dadır. İngilizler İstanbul'a geldiği zaman Beyoğlu'na taşınmış olan ailenin daimi misafirleri İngilizlerdir. Atatürk'ün, o zaman Mustafa Kemal'in eve gelip gittiğini öğrenmişler ve ne zaman gelecek, ne zaman gidiyor diye sıkı bir takibi almışlardır. İşte bu arada Atatürk Diyarbakır'dan sonra, son mektuplarından sonra artık İstanbul'dan yavaş yavaş ayrılmış, Samsun'a çıkmıştır ve İngilizler İstanbul'dadır. Ve Korin Hanım'ı Sansarya Hanı'nda, meşhur Sirkeci'deki hana, 19 gün hapis ederler. Bunu Cemal Kutay anlattı bana. Çünkü ona da Rauf Orbay anlatmış. Onların araları bayağı samimiymiş. Çünkü Rauf Orbay, dediğim gibi, Atatürk'ün gençlik arkadaşıdır. Hatta Rauf Orbay'ın Korin Hanım'a Sansarya Han'da yemek götürdüğünü bile söyledi. Sonra 19 gün sonra bırakıyorlar. Zaten artık Atatürk İstanbul'da değildir. Fakat huzurları kaçmıştır. İngilizler hakimdir. Harrington'dur şehrin sahibi. Aile İtalyan kökenlidir. İtalya'ya geri dönerler. Roma'ya dönerler. Ve orada yaşarlar. 30'lu yıllarda da eşim annesi tarafından teyzeye gönderilir. Yani eşim Melda teyze ile beraber Roma'da yaşar. Teyzenin oğlu Reşat'la. Thank you.
Aradan yıllar geçer. Corinna Hanım oğlu Reşat'la birlikte ani bir kararla İtalya'ya göçer ve uzun yıllar orada ama çok zor koşullarda bir yaşam sürer. Adeta bir hayat mücadelesi verir. Mustafa Kemal ile ilişkisi de artık neredeyse tamamen bitmiştir. Bu arada Atatürk zorlu bir sürecin ardından hayalini gerçekleştirmiş ve Türkiye'de Cumhuriyet rejimini de başarmıştır. Artık hayalindeki devletin başındadır o ve kurduğu cumhuriyetinde ilk cumhurbaşkanıdır. Ve Türklerin atasıdır Atatürk'tür. Ancak Mustafa Kemal Atatürk olunca da Corinna Hanım'ı hiç unutmamıştır. İstanbul'daki yakınlarından onun izini sürer, onun İtalya'daki yaşamının hiç de öyle iç acıcı bir durum olmadığını da öğrenince genç Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönemki Roma Büyükelçisi vasıtasıyla yolladığı özel bir mektupta "Senin için ne yapabilirim Corinna Hanım?" der. Aldığı yanıt nasıl bir cevap olur acaba? Tuncay Özverim'e yeniden kulak veriyoruz. Atatürk için artık cumhuriyettir. Atatürk'ün birinci ideali artık cumhuriyeti kurmaktır. Corinna Hanım Roma'da kendi dünyasındadır. Ömer Lütfi'den olan oğlu Reşat'ı büyütmektedir. İtalya'da dersler vermiştir. Piyano dersleri, şan dersleri, geçimini temin etmekle çalışmaktadır gibi geçimini zar zor gidermektedir ama Atatürk'ten hiçbir şey istemez. Zaten Corinna Hanım'da saygı duyduğum bir taraf onun devletin başına geçmiş arkadaşından bile bir şey istememesi. Daha doğrusu bir gün bir şey istiyor ama istediği oğlunun Türkiye'de askerlik yapması için Türk pasaportu. Bunu Atatürk'ten rica ediyor. Ve Atatürk Roma Büyükelçisini Corinna Hanım'ın evine göndererek oğlunun Türkiye'de askerlik yapmasını söylerken sizin de Türkiye'ye dönmenizi bekliyor diyor. Fakat Corinna Hanım'ın artık Atatürk'ün hayatına girmeye niyeti de yok. Kendisi de İtalya'da bir şekilde bir hayat kurmuş. Onun da artık hayatında Mustafa Kemal artık yok. Derdi oğlunun Türkiye'de askerlik yapması. Ve oğlu Ricardo ismindeki Reşat, orada Ricardo diye anılıyor. Ve Reşat Türkiye'ye geliyor, Türk ordusunda askerlik yapıyor ve sonra da Türkiye'de evlenip Türkiye'de kalıyor. Aradan yıllar geçer. Corinna Hanım oğlu Reşat'la birlikte ani bir kararla İtalya'ya göçer ve uzun yıllar orada ama çok zor koşullarda
Evet, saatlerde ilerliyor. İstanbul'un üzerinde koyu bir bulut çökmüş ve kent alışılmışın ötesinde daha bir erken karanlığa gömülesi gelmiş gibi. Uzun sohbetimiz belgeleri incelemekle bitiyor derken bir köşeden, bir sandıktan, bir antika dolabın çekmecesinden ve duvarda asılı belgelerden yeni yeni kaynaklarda çıkıyor işte önümüze. Ama öyle bir an geliyor ki Corinna Hanım'ın çok sevdiği İstanbul'da toprağa verildiğini öğrenince hemen orada duruyorum. Vakit akşam karanlığı olunca bu mezarlığı mutlaka görmeliyiz Tuncay Bey diyorum. Çünkü burada artık isimleriyle yaşayan nice insan Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek kuruluş öncesi gerek sonrasında sürece doğrudan veya dolaylı etki yapmış insanların kemikleri ve ruhlarıyla orada olduğunu hissediyoruz. Ve ertesi gün hemen bu yine Tuncay Özverim Bey ile sağlık sorunlarına rağmen Feriköy'deki Latin Katolik Mezarlığı'na ilerliyoruz. Ortalık, çevredeki yollardan gelen kimi araçların gürültü kirliliğine rağmen etkileyici bir atmosfere sahip. Kabristanın orta yerindeki açık bir noktada oldukça uzun bir dikit mezarın önündeyiz şimdi. Uzun diyoruz çünkü Corinna Lütfi Hanım'ın İtalyan kökenli ailesinin seceresi yani onların soy ağacı oldukça uzun. Kimi İtalya'da veya bir başka ülkede toprağa verilmiş ve oralarda kalmış ancak kendi öz ailesi ve ikinci derece yakınları ise çok sevdikleri İstanbul'un işte bu Feriköy semtindeki bu Latin Katolik mezarlığında sonsuzluk uykularını sürdürüyorlar. Tuncay Özverim bu ailenin tek varisi kendisi olduğu için bu kez bir kez daha kendisine kulak veriyoruz. Corinna Hanım'ın ailesi İtalya'dan geldi. 1800'lerin sonuna doğru. Bu mezarlıkta ilk gelen nesilden sonra Corinna Hanım'ın babası 46'da vefat eden Corinna Hanım ve Paris'te olan oğlu Reşad'ın mezarları bulunmaktadır. Bir aile mezarlığı. Bütün aile bir arada. Corinna Hanım'ın oğlunu çok sevdiğini biliyoruz. Paris'te ölen oğlunun Paris'te tanınmamış bir mezarlıkta toprağa verilmiş olması bize İçimize sinmedi. Onu Türkiye'ye getirmek istedik. 5 yıl beklettiler. Kanunlar öyleymiş. 5 yıl sonra, Reşat vefatından 5 yıl sonra burada annesine kavuştu. Bu aileye saygımın büyüklüğünden, Reşat'ı Paris'ten gelip annesinin yanına yatırdıktan sonra huzura kavuştum. Büyük bir vazifemi yerine getirdim hissine ve çok sevindim. Eğer Reşat Paris'e kalsaydı buraya her ziyaret edişimde annesine karşı bir suçluluk hissine kapılacaktım. Bu hisse kapılmıyorum. Corinna Hanım, babası, oğlu, ailenin diğer efratları. Bu aileler bilirsiniz 150 yıl geçmiş büyük bir ailedir. Evlenmişler, çocukları olmuştur. Dünyanın her yerine dağılmışlardır. Fakat İstanbul ve civarındakiler işte burada Feriköy'deki Latin Katolik mezarlığındadır. İstanbul'da, İstanbul'a her gelişimde ziyaret edip
Bunların arasında huzur aradım. Hiçbirini tanımadım. Corinne Hanım 46'da vefat etmiş. Reşat Paris'te vefat ettiğinde tanışmamıştık. Öbürleri gayet tabii benden daha yaşlılar. Fakat nedense burada onların arasında kendimi ailedenmiş gibi hissederim. Ve sevinirim beni kabul ettikleri için. Hani bizim bu yukarıdan dışarıdan gelenleri kabul ettiğimiz gibi. Duygulanırım. Konuşurum hatta. Mesela Theo Linguori. Kardeş çocukları. Theo ile tanıştım. Theo'yu Beyoğlu'nda gezdirdim. Vefatından bir sene kadar evvel. Nasıl mutlu oldu? O da İstanbul'un dışında yaşamaya mecbur hissetmişti kendini. Oğlu Roland'ın Almanya'yı seçmesi dolayısıyla. Hepsinin hikayeleri vardır. Uzun uzun ve dolu dolu. Evet, bu söyleşi yolculuğumuzda gördüğünüz gibi bir insanın öyküsü diye bilinen bu duyduklarınız Mustafa Kemal Atatürk'ün kimselerle paylaşmadığı ve sadece bir kadınla üleştiği bir sırrın da özetidir, bir kalın belgesidir ve bir tarihi fotoğrafıdır. Bu öykü döneminin eğitimli, özgüveni yüksek, sanat düşkünü olan İstanbullu Corinna Lütfü Hanım'ın bir güncesi gibidir de adeta. Ve Mustafa Kemal'in o cumhuriyet hayali güncesinden de önemli birkaç yaprak diyebilirim. Hayatta hep inana geldiğim bir şeyden de söz etmek isterim. Çünkü her şey bana göre bir hayalle başlar. Kimi hayaller gerçek olur, bir diğer de işte belki de hayallerdir işte o gerçek olan. Yaşanmışlıklar ise kim ne derse desin sadece ama sadece bir hayal belki. Ne mutlu diyorum şimdi, ne mutlu hayalleri bir şekilde gerçek olana. Ve ne mutlu bize Mustafa Kemal'in bir sır gibi sakladığı o güzel hayallerinin bugün bizim sarıldığımız ve korumak için direndiğimiz ve var olduğu için biz de varız diyebildiğimiz ve şu günlerde de 99. yılını kutladığımız ve bize ondan emanet Cumhuriyetimiz bizim için bize tek gerçeğimiz olduğu için. Ve bir de işte bu mini belgesel boyutlu nehir söyleşimizin ışığı ve bir küçük kıvılcımı olan Corinna Hanım'ın yeğeni merhum Melda Özverim hanımefendinin 29 Ekim tarihi 93. doğum günü olduğu için. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Corinna Hanım ve yeğeni Melda Hanım'ın anısına buradan bu söyleşi bağlamında yine derin bir saygı ile. Mehmet Can Bolat, Toplum 24 TV, İstanbul, Türkiye.